karşımızda. Grev kararı aldılar çünkü bir uzlaşma sağlayamadılar görüşmelerde. Behrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir durumu anlatır mısınız? O kadar çok Türk Metal üyesi işçiden mesaj geldi ki sorular da var. Onları da soracağım. Şu anda YouTube'dan da soruyorlar. Tabii herkes bir adım ötesini merak ediyor. Önümüzdeki dönemde ne olacak diye merak ediyor. Onların hayatlarını, yaşamlarını, ailelerinin hayatlarını çok yakından ilgilendiren de bir süreç bu. O nedenle önemli. Nedir son durum Pevrul Bey? Şimdi sadece Görüşmeler. şöyle Lütfen. özetleyeyim Yavuz Bey. Biz 2021'in 3. ayıyla 9. ayı arası oluşan enflasyonla ilgili önümüzdeki süreçte 2 yıllık bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Bu taslakla ilgili de tüm yetkili kurumlarımızın görüşlerini iki anketle aldık. Kısaca anlatıyorum. Lütfen. 577 temsilci arkadaşımızı Ankara'ya çağırdık. Başkanlar kurulumuzu topladık. Herkesin talebini bir potada erittik ve bir taslak ortaya çıktı. Ve ilk 6 ay için önce bir 90 kuruş bir çekme istedik. Bu 90 kuruş çekme yani saatli ücreti 20-50'nin altında olanlara bir 90 kuruş çekme, ondan sonra da %27 herkesin ücretine bir zam istedik. Yani toplamda %29,57 6 aylık oran için bir zam istedik. İkinci 6 ay içinde enflasyon, üçüncü 6 ay için enflasyon artı 1 lira, dördüncü 6 ay içinde enflasyon, sosyal haklar içinde bir de bizim işte yakacak, bayram, izin, bir sosyal haklar paketimiz var. O sosyal haklar içinde yıllık %35 istedik birinci yıl için. İkinci yıl içinde %35 artı 4 istedik. Şimdi görüşmelere başladık. Görüşmelere başladıktan sonra bu zamana kadar bugüne kadar 5 görüşme yapmıştık. Bugün 6. görüşmeyi Ha, bugün de yaptık. yaptınız. Evet, bugün de 6. görüşmeyi yaptık. Daha önceki görüşmelerimizde 49 madde geçilmişti. Orada anlaşma sağlanmıştı. 75 madde üzerinde anlaşamamıştık. Bu 75 maddenin birçoğu parasal konular. Yani parada anlaştığımız zaman otomatikman bunun Onları da anlaşmış olacaksınız. %80'ini anlaşacağız. Onun dışında bugün görüşmede pardon, onlar birinci 6 ay için %12 verdiler. İkinci 6 ay için enflasyon verdiler. Sosyal haklar için de yıllık enflasyonu verdiler. %19'luk yıllık enflasyonu verdiler. Bugünkü görüşmede verdikleri teklifi revize ettiler. İlk 6 ay için %17 verdiler ama diğer 6 aylar için herhangi bir teklif vermediler. Arkadaşlar bunu sosyal medya aracılığıyla bizim kendi yayın organlarımız aracılığıyla tüm üyelerimize toplantıdan çıkar çıkmaz herkese duyurdu. Hemen olağanüstü toplandık. Zaten daha önce hazırlıklarımız vardı. Kocaeli valiliğine yazımızı yazmıştık. Buna en sert şekilde tepkimizi koyacağız. Yani bugün zaten Kabul Çerkezköy'den etmediniz yani 17'yi. hayır, asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim kayıplarımızı %17 telafi edemez. Zaten daha önce planladığımız gibi bugün Çerkezköy Meydanı'nda arkadaşlar mitingimizi yaptı. Yarın Gebze Meydanı'ndayız. Ertesi gün Sakarya Meydanı'ndayız. Daha sonra Ankara Meydanı'ndayız. Bunlar bizim mitinglerimiz. Mitinglerimiz dışında bütün işletmelerde girişlerde, çıkışlarda eylemlerimiz devam ediyor. Vardiya girişlerinde, vardiya çıkışlarında, çay paydoslarında, öğleden önceki çay paydosunda, öğleden sonraki çay paydosunda eylemlerimiz devam ediyor. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi Buyurun lütfen. asgari ücret %50 artışa %50 arttı. Bugün Türk İş'in yoksulluk ve işte açlık sınırları belirlendi. Orada gıda fiyatlarındaki artış ortada. İşverenle de konuşuyorsunuz siz. Yani belli bir standardı devam ettirebilmek için onların neyle savunuyorlar yani %17'yi? Şimdi şöyle asgari ücret biliyorsunuz yıllık Evet. %39.
Artan %9. Devlet katkılarıyla bu %50'ye geliyor. Bu katkıyı biz de aldık. Tamam. Şimdi asgari ücrete verilen %39 zam bizim ortalamamıza göre bize %15'e yansıyor. Yani biz artık oraları çok geçtik. Biz bu ülkede gerçekten yani asgari ücretin üzerinde zam alan ve özel sektördeki saatlik ücret ortalaması en yüksek sendikayız. Ama çok iyi ücret aldığımızı söyleyemiyorum. En yükseğe biziz. Ama çok ama çalışma şartlarından kaldırırsa... belki Türkiye'de çalışma koşullarından da kaynaklanan bir şey olabilir. Siz saatlik ücret demişsiniz. Burada şöyle bir soru var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir sizden rica edeceğim. Asgari ücretin saat ücreti 22.3 lira oldu. Ben 7 yıllık bir işçiyim ve saat ücretim 20 lira. Türk Metal %27 zammın tamamını alsa bile benim ücretim 25 lira olacak. Yeni giren, işi bilmeyen birisi bile 22.5 lira alacak. Burada bir haksızlık yok mu diyor. Yani %10, sizin istediğiniz %27'nin bile az olduğunu düşünenler var anladığım kadarıyla. Şöyle, şimdi asgari ücrete gelen zam 22-24 aslında. O eksik söylemiş. 22-24 biraz fazla. Ama 22-24'de 15.9'dan geldi. Evet. Şimdi o asgari ücret önümüzdeki bir yıl için zam aldı. 22-24'e geldi. Ben şimdi bir zam alacağım. Evet. Arkadan üçüncü ayda bir zam alacağım. Üçüncü ayda mı, altı ayda mı? Altıncı ayda. Üçüncü ayda. Üçüncü ayda bir zam daha alacağım. Arkadan dokuzuncu ayda bir zam daha alacağım. Yani onlar bir yıl bundan gidecekler. Siz yıl ama içinde ben, iki zam daha alacaksınız. Tabii. Eğer şöyle kıyaslarsa arkadaşımız, yani asgari ücret 15.90'dayken o 20 liraysa, İkramiyesini de bunun içine kattığı zaman %35'e kattığı zaman otomatikmen o 27 lirada falan arada 10 lira gibi 11 lira gibi bir farkı var. Benim amacım bunu korumak. Bunu koruyabilmek. Yapılan toplu sözleşmelerde yıl sonunda bunu koruyabilmek. Bu makası daraltmamak. Biraz çalışanlara yönelik bakışta bir aksilik var mı sizce işverenler tarafından ya da hükümet tarafından? Şöyle bir mesaj da aldım, onu da okuyarak onunla beraber cevap verirseniz sevinirim. Perul Başkan'a şunu sorar mısınız diyor benim için. Otomobil fabrikasında işçiyim. 3 vardiya astronot gibi giyinip vardiyada otomobil sayısı ortalama 500 araba boyayan birisiyim. Ürettiğim arabaların içinde en boş paket, en düşük motor hacimli aracı satın alabilmem için yemeden içmeden mağara insanı gibi sosyalden uzak yaşayarak şu anki maaşıma dokunmadan 5,5 yılda alabiliyorum diyor. Şimdi insanlar tabii yaşam standartlarını karşılaştırıyorlar. Adam orada boyuyor, boyuyor, boyuyor. 5,5 yıl boyasam bir tane alıyorum arkadaş, bu hayat mı diyor. Burada bir genel bir şey var herhalde. Ya bir genele ilişkin bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Ya biz sebebi olmadığımız bir sorunun Yavuz Bey mağduruyuz. Yani o arkadaşım da haklı. Ben de haklıyım. Siz de haklısınız. Ben de fakirleştim. Siz fakirleşmediniz. Hepimiz. Hepimiz fakirleştik. Evet. Yani ben mesela 2017 sözleşmesini imzaladım. 2017 sözleşmesinde 6 aylık enflasyon 3.1'di. Ben 23 aldım. 24 nokta. Sosyal haklarla 25 civarında aldım. 6 aydan bahsediyorum. Bunun üzerine 2019 sözleşmesinde enflasyon 6'ydı. %17 aldım. Ben fabrikalara alkışlardan yani inanılmaz karşıladı arkadaşlar beni. O günün şartlarında aldığımız para inanılmazdı ve 100 yılın sözleşmesiydik. Tüm gazeteler, manşetler, televizyonlar verdi. Ya biz bir gün göremiyoruz ki. Paranın ya böyle eriyeceğini ben nereden bileyim diyorsunuz ya. Allah aşkına yani şimdi bir, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir kere oh diyemiyoruz ya. İyi bir sözleşme yapıyoruz. Bak pandemi patladı. Bu enflasyon varken kimsenin oh deme şansı yani, yok. Önümüzdeki dönemde de çok yüksek enflasyonla maalesef mücadele edeceğiz yani. Öyle bir dönemimiz var önümüzde. Kesinlikle katılıyorum. Yani zaman zaman işte işletmede arkadaşlara dün işte dün de elevesi gün Gemlik'teydim ben. Her gün bir yerde konuşma yapıyorum. Bu arkadaşlara da bu mesajı veriyorum. Yani biz gerçekten yani sebebi olmadığımız bir sorunun mağduruyuz. Yani şimdi işletmede tamam otobüs yapabilir. Bir diğeri başka beyaz eşyada çalışabilir. Ama buradaki
çalışan arkadaşlarımızın birçoğu da yan sanayide çalışıyor. Yani egzoz yapıyor, far yapıyor. Ya buna benzer işletmelerde de çalışıyor. Biz bunların hepsini bir potada eriterek adil bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken bunu ikna etmek de kolay değil herhalde Fevrul Bey. Abi de, çalışanları yani, çünkü onların da talepleri tabii ki çok üst seviyede olur doğal olarak. En azından eski standartlarını birazcık yukarı taşımak için çaba sarf eder. Tabii ki Yavuz Beyciğim şöyle söyle. Bunu yaparken de biz bilimsel çalışıyoruz. Öyle kendi kafamıza göre iş yapmıyoruz. Yani biz kendi araştırma merkezimiz bir şeyler hazırlıyor, soruyor arkadaşlara ama ona da itimat etmiyoruz. Onun da sağlamasını yapıyoruz. Yani bir özel araştırma şirketi yani Anar'la, İbrahim Uslu'yla anlaştım ben. Toplu sözleşmeden önce arkadaşlara gittiğini, istediklerini sordu. 10 bin iş üzerinde yaptık bunu. Hatta payı sıfır olsun diye. Geçen sene toplu sözleşmeden sonra sendikadan memnuniyet %85'ti. Ben bunu çok düşük buldum ve İbrahim Bey'e dedim ki yani bu nasıl olur yani 85 falan. Dedim. Dedi ki bunun üstüne zaten çıkmaz başkan. 85'in üstüne çıkmaz. Peki şimdi ne hedefliyorsunuz bu sözleşmeden? Yani %85'i geçmemiz lazım bizim. Ben Gemlik'te konuştuğumuzda da arkadaşlarımıza hep şunu söyledim. 2017 sözleşmesinde biz çıtayı buraya koyduk dedim yani. 2019 sözleşmesinde bir tık daha yukarıya. Peki başkan, Türk Hava Yolları'nda bir sözleşme bitmiş herhalde. Ona ne diyorsunuz? Yani o bir emsal teşkil eder mi size? Orada ne oldu sonuç? Allah korusun. Öyle bir şey yani emsal teşkil etmesin bize. Öyle mi? %60 diyor orada bana yazan arkadaş. Yani şimdi %50 alıp da %60 verecekse o hiçbir şey yaramaz o. Nasıl yani? Şimdi biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nda ücretlere yılbaşında %50 düşürdüler. O geri gelmedi mi geri? Gelmedi işte, şimdi verdiler onu. %50'yi yani öyle dostlar bizi alışverişte görsün, öyle sözleşme olur. O arada da zamlarını alamadılar yani. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ben bunu şey yapmıyorum, hor görmüyorum. İşte yani insanlar ekmeğinden olmasın diye 2009 yılında biz Ereğli'de ücretleri %35 düşürdük. 16 ay boyunca düşürdük. Sonra 16 ay sonra ücretleri eski olduğu yere getirdik ve aradaki 3 toplu sözleşme zamını tekrar yansıtarak hayat devam etti. Çünkü o günlerde 600 kişi çıkacaktı. Gittik arkadaşlara, topladık. Oylama yaptık. Dedik ki bir kişi çıkmayacak. Yani toplumun tüm kesimleri, çalışanların hepsi bu sorumluluğu paylaşacak. 500 kişinin sorumluluğunu hepimiz alacağız. Bu 18 aydı bu anlaşmamız bizim ama 16 ayda bitirdik. Bugün bakın abartmıyorum. Oradaki saatlik ücret yani brüt ücret 20 bin lira. Eğer o gün biz ona çıkışa müsaade etmiş olsaydık 500 kişi 600 kişi çıkacaktı. Yerine düşük ücretle 600 kişi girecekti. Ortalamayı da düşürecekti. Ortalama düştüğü zaman aldığınız zam da düşüyor. Şartları da iyi hesap etmek lazım diyorsunuz tabii siz. Yani işletme bir kere hayatta devam edecek. Ama orada tabii işletme çok para kazanırken çalışana da az para verilmesi çalışanların yüreğini incitir. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bizim sloganımız da bu. Biz yani üretmek, kazanmak, kazandırmak istiyoruz. Yani biz hakça pay istiyoruz. Yani pastayı büyütelim ama pastadan da hakkımız olanı alalım. İşletmenin çatısı dursun. Ama altta demokratik depişimizi yapalım. Şu anda biz onu yapıyoruz. Yani şu anda bizim yaptığımız, bakın şu anda 40 bine yakın arkadaşımız evlerinde çip krizi yüzünden evlerinde oturuyorlar ama ücretini tam alıyorlar. Yani bir pandemi süreci yaşadık biz geçen yıl. Evet. Pandemi süreci boyunca yani kronik hastalığı olan 16 ay rahatsızlığı olan evinde geçiren arkadaşlarımız bir kuruş eksik para almadılar. Kısa çalışmaya müracaat eden işletmelerde çalışan arkadaşlarımız %60'ını kısa çalışma verdi, %40'ını işverene biz tamamlattık. Bir kuruş eksik para almadılar. Pandeminin hemen bitiminde tüm otellerimizi biz arkadaşlarımızla açtık. Bu söyleyeceğim rakamları kimse gerçekleştiremez Yavuz. 70 bin arkadaşımızı eşleriyle beraber 140 bin,
çocuklarıyla beraber 209 bin arkadaşımızı biz tatile götürdük. Bu pandemiden dolayı biraz oh çeksin, rahatlasın. Kapısının önünden araba otobüsle aldık. O 5 yıldız otellerimizde ağırladık. Tekrar kapısının önüne bıraktık. 5 kuruş cebinden. Kendi otellerinde kaldılar diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Değil mi? Aynen, İnşallah aynen sürekli öyle. Hale gelir. Hep oralarda tatil yapabilirler. İnşallah, şimdi inşallah. Diyor ki arkadaş, o kadar çok soru gelmiş ki gerçekten şaşırdım. Çok da ilgi gösteriyor anlaşılan metal sendikası üyeleri. İkinci, taslağın yenilenmesini istiyoruz diyorlar. Taslak yenilensin ne demek başkan? Şöyle başta da söyledim. Biz bu taslağı 2021'in 3. ayıyla 2021'in 9. ayındaki enflasyon 8 küsür. Buna göre yaptık. Buna göre 29.57 istedik. Orada bir şey değişmedi Yavuz Bey. Hı hı. Yani 8-10 olmadı. Ya da o günkü şartlarda bir değişiklik olmadı. Hı hı. Yani o yüzden bu, eğer biz taslağı değiştirirsek yarın bir gün, 90'lı yılları ben bilirim, eski çalışan arkadaşlar da bilir. Yüksek enflasyonlu dönemlere girdiğimiz zaman, enflasyon yüksek çıktığı zaman işveren de diyecek ki ya ben böyle hesaplama dedim. Şuradan biraz bunu düşürelim, keselim. Bunlar yaşadık biz geçmişte. O yüzden bunlar hep deneme yanılma sistemiyle bu sistemler oturdu. Bu sistemleri bozmamak lazım. Anladım. Taslakta bir yenilenme. O en fazla şey de oradan gelmiş size görebildiğim kadarıyla. Biraz herhalde talep edilenin asgari ücretle karşılaştırarak asgari ücret %50, biz niye bu kadar istiyoruz gibi bir yaklaşım içinde olunduğunu görüyorum. Yani burada en azından tablonun bu olduğunu görüyorum. Tüm haber kanallarında bu böyle geçtiği için burada bir algı problemi yaşandı. Asgari ücret yıllık %39. Yani %39'da bizim arkadaşlarımız yıllık razı mı acaba? Ben razı değilim şahsen. Oradaki enflasyon farkını da alacağım diyorsunuz. Yani şimdi ülkenin büyümesinden de ben fark almak istiyorum. Bakın, asgari ücretin yıllık getirisi %39'dur. Şimdi bu 6 ayla... Bu %27'ye vergi muafiyeti, hani vergi dışı kalan bölüm ki, hariç var, değil mi? Var tabii ki. Şimdi bakın, %27 artı olacak o. Tabii, asgari ücrete gelen brüt %39. Nete niye %50 yansıyor? Devlet katkısı var. Devlet. Aynı devlet katkısını asgari ücret komisyonundaydım, biz aldık. Evet. Bunun için çok ciddi bir mücadele verdik. Gecemizi gündüzümüzü. Vallahi çok acayiplikler yaşandı. Yani. Çok acayiplikler yaşandı orada. Yani da kimsenin bilmediği şeyler anlatırım ben size. Anlatın. Kimsenin yaşamadığı şeyler. Ne olur anlatın Ferruh Bey, merak oraya, ederiz. Oraya geldiğimiz zaman anlatırım tabii. Oraya geldiğimiz zaman anlatırım. Yani gerçekten yıllardır her bildirimizde, her konuşmamızda asgari ücretin vergi dışı kalmasını biz talep ettik. Kıdem tazminatı ile ilgili bunu talep ettik. Yani bakın, bugün bununla bu sorunları kaldırdık. Bundan daha iyisini yaptık. Tüm çalışanların, 15 milyon insanın, 5 milyon memurun, tüm çalışanların asgari ücretinde asgari ücret kadar olan kısmını da vergi dışı bıraktık. Bakın, benim ortalamam da, o arkadaşımız dedi ya 20 lira evet, benim saatlik ücretimdi, ortalamanın altında. Şimdi o arkadaşımız bugün %27 vergi diliminde, biliyor musunuz? Bu Allah'tan reva mı? Evet. Orada da büyük haksızlık vardı, doğru. Onu sorgulaması lazım. Ben ona zam aldım. Ama şöyle, 4. ayda %20 vergi dilimine girdi, 5'i gitti. 9. ayda 27 vergi dilimine girdi, 7'si de oradan gitti. 12'si gitti ya. Ben yani 12'sini vergiye verdi. Şimdi bunu bir nebze olsun bunda rahatlattık biz. Yani örnek veriyorum, mesela birinci aydan itibaren 675 lira bir katkı alacak. Ta ki yani şuradan bakayım, Ağustos'a kadar. Ağustos'ta bu 777 liraya çıkacak. Ağustos'tan sonra yıl sonuna kadar 888 bin lira devlet katkısı alacak. Şimdi bir anormallik yok mu? Ben diyorum ki asgari ücret %39 yıllık arttı. Nette %50 arttı. Nasıl artacak? %39'u yani 15'ini çıktığınız zaman 30'dan, yani nette 34'e falan gelir yani. Öyle olması lazım. Nasıl
Nasıl 50'ye çıktı? Devlet katkısıyla çıktı. İşte bu parayla çıktı. Bu parayı şimdi metal sektöründe çalışanların tamamı da ekstra olarak %27'nin üzerinde alacaklar. Onu, 20 milyon insan yararlandı bundan. 20 milyon yararlandı. Ya metalçiler de yararlanacak önümüzdeki herkes dönemde. Herkes yararlandı. Bu bir devrim bakın. 1980'den beri bireysel olarak herkes evet asgari ücret vergi dışı kalsın der. Yani kazanımlar da yapmıştır. Mesela biz 2017 sözleşmesinde tamamlayıcı sağlık sigortası diye bir madde getirdik. Hı hı. Ve isteyen her özel hastaneye gidip tedavi görebiliyor 15 lira veriyor. Türk İş taşörenleri kadroya aldı. 500 bin kişiyi kapsıyordu. Çok önemli bir şeydi. Yani 80'den sonra kazanım olarak baktığınız zaman. Bu yemin ederim size bir devrim 80'den sonra 15-20 milyon insanın yararlandığı ve bu ölçüde insanlara katkı sağlayan sayısal olarak 20 milyonu bulan böyle bir şey Türkiye'de yaşanmadı. Yani vallahi asgari ücretin vergi dışı ben mesleğe çalışma hayatıyla başlamıştım Ankara'da 90'larda. O gün bile konuşulurdu yani asgari ücreti vergi dışı bırakma meselesi. O nedenle yapılan işin çok önemli olduğunu en azından ben mesleki tecrübemle net bir şekilde söyleyebiliyorum. Nasip oldu. Size nasip oldu. Tebrik ederim yani o açıdan önemli bir şey. Şimdi şöyle sorular var. Diyorlar ki asgari ücretin altındakiler zaten asgari ücrete çekilecek mi? Herhalde o zaten zorunluluk yani asgari ücretin altında bir ücret söz konusu olamaz Türkiye'de. Şimdi şöyle biz 31.8'deki ücretlere zam konuşuyoruz. Hı. Yani bizim arkadaşlarımızın o aradaki makası kapatmaması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bunun da mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Peki. Vallahi o kadar çok soru var ki hepsini okuyamadım ama genelde talep edilen miktara ilişkin bazı kaygılar olduğunu görüyorum. Çok sayıda size destek olduğunu görüyorum. Ama önümüzdeki dönemi de ben merak ediyorum. Şimdi siz bir şey söylediniz, işveren bir şey söyledi. Ne olacak mesela? Bir hafta sonra ne olacak? Bir ay sonra ne olacak? Bir buçuk ay sonra ne olacak? Takvim nasıl yani bundan sonraki? Şimdi biz grev kararı da aldınız. Grev kararını aldık. Bizim 60 günlük süremiz var. Bu 60 gün içerisinde 6 iş günü öncesinden işverene bildirmek şartıyla istediğimiz gün grev uygulama kararını alırız biz. Hı hı. Biraz önce söyledim. Biz şu anda eylemlerimizi arttırarak yapmaya devam ediyoruz. Ayın ikisinde de Kocaeli meydanında 160 bin kişilik bir salonda alan. Görüntüyü mü kapattık acaba? Evet, düştü. Arkadaşlar bir hemen bağlayalım. Bu kritik çünkü. Önümüzdeki dönem ne olacak diye. 60, şimdi grev kararını aldı Metal Sendikası. Önümüzdeki 60 gün içinde elbette işverenle görüşmelerde devam edecek. O görüşmeler sırasında artık bu meselenin görüşülemez olduğu noktasına gelirse sendika 6 gün önce bildirerek grev kararını işverene de iletmiş olacak. Sonrasında da üretimi durdurmak gibi bir süreç var. Eğer bağlanabilirse başkana sorayım. Evet 6 gün önce bildirdiniz. Grev üretimi durdurabilirsiniz. Nokta bu herhalde. Yasal olarak greve çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Bütün iş yerlerinde ama sendikalar istemez grev yapmayı da. Üretim yani devam etsin ister. Zorunlu olmadıkça. Bu bizim son mermimiz. Evet. Yani mecbur kalmadıkça bu son mermiyi çekmeyiz. Zaman zaman bu son mermiyi biz çektiğimiz zamanlar oldu. Namluya verdiğimiz zamanlar oldu. Ama bizi duvara yapıştırdılar. Hemen ertelediler. Pazarlık gücümüzü kırdılar biz. Şimdi de ben aynı şeyi soracaktım. Türkiye'de yani, grev yapmak öyle pek kolay değil. Bizim başımızda bir yüksek hakem belası var. Yani bunu ben açıkça söylüyorum. Yani gerçekten ücretlilerin dar ve sabit kesimin başında bir yüksek hakem belası var. Yani bugün hangi sözleşme giderse gitsin. Bakın biz %17'yi beğenmedik 6 ayda. Hı hı. Yüksek hakeme gitsin 5'ten fazla çıkmaz. 5-5, 4-4, 5-5, 5-5, 5-5. Yani fazla yok. Yani böyle bunu yani sizi zorluyorlar oraya. O masaya yani bitirdiyiz bana gelme diyor. Orada bitir. Yoksa bana gelirsen ben tutumum belli diyor. Neyse bunu uzatmayın. Buradan sonraki süreçte bizim eylemlerimizi biz daha da arttıracağız. Biraz önce söyledim. 40 bine yakın arkadaşımız şu anda çalışmıyor. Çip sorunu nedeniyle evlerinde oturuyorlar. Bunlar büyük ihtimalle
İşte ocağın 14'ünden sonra işbaşı yapacaklar var. 24'üne kadar devam ediyor. Eğer biz bu mermiyi Namlu'ya vereceksek o zamana kadar işte zamanımız var, o zaman veririz. Ha, bugün Mersin teklifi fena bir teklif değil. Uzlaşmak için iyi bir teklif. Anlaşmak en adım, adım atmış sayıyoruz diyorsunuz. Anlaşmak için kötü bir teklif. Hı-hı. Ama uzlaşmak için en azından bir adım attı. Şu anda arkadaşlarımız görüşmelere devam ediyorlar. Diğer işletmelerin, mesela yeni giren işletmelerin gruplarıyla ilgili görüşmelere devam ediyorlar. Biz biraz önce söylediğim gibi bu eylemlerin biraz daha şeyini arttıracağız, dozajını arttıracağız. Geçen dönem tüm toplu sözleşmedeki maddelerde kilitlendik, anlaşamadık, terk ettik. Ama Bursa'da 130 bin kişilik bir miting yaptık, bütün kapılar açıldı. Hatırlıyorum. Bugün de 160 bin kişilik bir alana arkadaşları ben çağırıyorum. Ben alanlarda, salonlarda, meydanlarda konuşuyorum ama ben bir bireyim yani. Ben kime güvenerek konuşuyorum? Ben onlara güvenerek konuşuyorum. Arkamda onların desteği, gücü olduğu sürece ben bu işi çözerim. Allah'ın izniyle ben bu işi arkadaşları memnun edecek şekilde çözerim. Vallahi kimsenin tek delikli kuruşunu o masada bırakmam. Ve bu sözleşme bittiği zaman arkadaşlar şunu diyecekler. Allah sendikamdan razı olsun diyecekler. Ben bunu söylüyorum. Ve yine araştırma yapacağım. Memnun değillerse orada açıkça beyan ederler. Biz de neyse ona göre gereğini yaparız ya. Yani. Peki, memnun etme garantisi verdi başkan bugünkü yayında. Yani, kolay gelsin. Kolay değil çünkü Türkiye'de. Maalesef sendikacılık Türkiye'de gerçekten çok örselendi. Geçmişte de kötüydü ama bugün geldiği nokta çok daha kötü. Az önce sizin söylediğiniz mesele çok önemli. Grev kararı, grev aslında üreten kesimin elindeki en büyük kuvvet. Ve bu kuvvet bir kararla, bir işte yazıyla ertelenebiliyor, iptal edilebiliyor. O zaman zaten savunmasız kalıyorsunuz o masada. Bunun herkes tarafından bilmesi lazım. Uygulamaya son verilmesi için de konfederasyonların çaba sarf etmesi gerekiyor bence. Yani önce onu ortadan kaldırmanın bir formülü. Yani bu pazarlık masasında pazarlık her zaman edilir ama en azından o pazarlığı sağlam yapacak platformu doğru oluşturmak çok önemli. Ve herhalde bu da Türk İş'in gündemindedir diye umuyorum. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlarımız şunu söylüyorlar. Bana da söylüyorlar. Ben bunu da arkadaşlarımıza söylediğim için buradan da açıkça beyan edeyim. Ben otobüs fabrikasında çalışıyorum. Ben araba fabrikasında çalışıyorum. Benim ücretim bu falan diyorlar. Ama şunu arkadaşlar düşünsünler. Yani Manisa'ya bir tane yabancı otomotiv firması yatırım yapmaya geldi. Son olmadı, geri gitti. Evet. Yani Manisa'daki Spildağ'ın, evet, Spildağ'ın havasına mı geldi o adam? Bizi yönetenler 40 yıldır burası ucuz emek cenneti, ucuz işçi cenneti demiyor mu? Evet. Onlar onları davet etmiyor. Evet. Yani şimdi bu politikalar bu şekilde olduktan sonra siz, yani ben çok iyi sözleşmeler yapıyorum. Yağmur demiyorum, bar demiyorum, bış demiyorum. İyi bir sözleşme yapıyorum. Yani bir anda bir şey oluyor. Kaybeden gene ben oluyorum. Yani pandemi çıkıyor ben kaybediyorum. Çip krizi çıkıyor ben kaybediyorum. Dolar çıkıyor ben kaybediyorum. Ya ben niye kaybedeyim ya? Ben bunların hiçbirinin sebebi değilim ki mağdur olayım ya. Ama maalesef Türkiye'de çalışanlar böyle bir kaderle yani karşı karşıya. Manisa'daki örnek de önemli. Sadece ucuz işçi cenneti haline getirerek bir ülkeyi yatırımları da çekemezsiniz. Onun yanında başka şeylere de ihtiyacımız olduğunu bize net olarak gösterdi. Her ne kadar başka şeyler söylense de. Vallahi hepsi birbirine bağlı başkan. Yani iyileşecekse hep birlikte iyileşecek. Yapılacak şeyler de belli. Asgari ücret dahil olmak üzere birçok alanda çalışanlar parayı verenlerle konuşabilirlerse ancak bu iş çözülecek. Çalışanların da parayı verenler kadar ellerinin güçlü olması lazım. Elbette bir dengeye ihtiyaç var ama mutlaka onların da bir gücünün olması lazım. Aksi takdirde Çin modelini konuşur dururuz yani. Aynen öyle. Bakın ben 1977'de girdim işe. Bir ay, bir tek bir ay çift maaş alıyordum. Hı hı.
1980'de darbe yapıldı. İki tane maaş 40 saatlik ücretlere yansıdı. 80'den sonra girenlerin hiçbiri bundan yararlanamadı. Evet. Kıdem tazminatında bilirsiniz tavan yoktu. Evet. Toplu sözleşmelerde kıdem tazminatı 30 gün değildi. Bizim kıdem tazminatımız tavanı 60 gün, 75 gün böyle artarak giderdi. Onun için tavan yoktu. Aldığımız kıdem tazminatlarıyla o zamanki abilerimiz evler, arabalar falan alırdı. Bırakın yani 80'ler, 2001'e kadar bakın. 2001'de bile yani kıdem tazminatı tavanıyla sigorta tavanı aynıydı. Hatta kıdem tazminatı tavanı biraz daha yüksekti. Bugün sigorta tavanı 24 bin küsür. Kıdem tazminatı tavanı 8 bin. Ya buna göre çok örnek verebilirim ben yani. O da çok şimdi, sorulan sorulardan biriydi kıdem tazminatı meselesi. Yani, 1980. 45 milyon Türkiye'nin nüfusu. 4,5 milyon sendikalı var. Türk İş yöneticisi o zaman. Halil Türk. Ankara'da Türk İş var diyor. Masaya vuruyor. Yasa değiştiriyor. Tabii. Bugün 90 milyona yakın nüfusumuz var bizim. Kaç milyon? Ya 1 milyon 800 bin. Yazık da, zaten. Başka bir şey konuşmaya gerek yok. Yani. Toplu sözleşmeden yararlanan değil. Toplu sözleşmeden yararlanan daha da az. Daha da az. Şimdi örgütlenmenin önünde öyle engeller var ki. Bakın ben bir yabancı şirkette örgütlendim bir ay önce. 900 kişi çalışıyor. Yaklaşık 500 küsürü bayan. Bir seferde 175 bayan attı. Sırf sendika girdi diye. O hanımlar dirençli olmasaydı 21 gün fabrikanın kapısında yatmasaydı. Bakın fabrikanın kapısında yatmadan bahsediyorum. Evine gitmemeden bahsediyorum. Bunların çocuğu var, okula gideni var, yemeği var, bulaşığı var. Gitmediler. 21 gün fabrikada yattılar, başardılar. Öbür türlü olsaydı ne olacaktı? İhtiraz edecekti. 7 yıl sürüyor muhakeme Yavuz Bey. 6 yıl sürüyor. 6 yıl sonra ben yetkiyi elim alıp gidiyorum. Bir tane üyem yok. Kimseyi bırakmamış. Kimseyi bırakmamış zaten. O arada o adam, zaten işlemi halletmiş. Ya en önemli örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması belki bu süreçte en önemli noktalardan birisi. Evet. O da toplu sözleşmeden ziyade biraz daha Ankara'da oluyor herhalde. O da size bakıyor. Başka yapacak bir şey yok yani. Sizsiniz oradaki yöneticilerde. Sorumlu olarak sizi görüyoruz. Çok destek mesajı da var dediğim gibi. Size güvenenler var. Sizin de bir şeyiniz var. Memnuniyet %75'in üzerinde olacak. Herkesin istediği parayı alacağım diye. 85. %85 gibi bir iddianız var. Biz de takipçisi olacağız. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Behrul Bey. Zor zamanlar bunlar. Ama aynı zamanda yani mesleğiniz gereği en fazla böyle çaba sarf ettiğiniz ve bir şeyi de alabilirseniz en fazla memnun olduğunuz zamanlardır biliyorum yani böyle bir durum. Onun için de kolay gelsin diyorum size. Eksik olmayın katıldığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Son bir şey söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun. Ben tabii çok iddialı konuşuyorum. Ben arkadaşlarıma güvenerek konuşuyorum. Bizim söylediklerimizi yaptığı sürece, şube başkanlarımızla sürekli dirsek temasında olduğu sürece, temsilcilerimizle birlikte hareket ettiği sürece, çağırdığımız zaman alanlara gelip alanları taşırırlarsa ben bunun altından kalkarım. Ama yağmur yağıyor gelmem. İşte bu soğuk hava gelmem. O zaman öyle bir şey yok. O zaman gelmeyen kendini yani, sorgulasın. Tabii ki yani insanlar yani aslan gibi bir şeye talipse aslan gibi acılara dayanacak. Yani bir kişiden beklemeyecek bunu. Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kolay gelsin. Eksik olmayın. Behrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ile konuştuk. Onlar tabii kritik bir süreçteler. Müzakereler devam ediyor. Grev kararı aldılar. 60 gün vakitleri var grevi uygulamak için. 6 gün önce haber vererek üretimi durdurabileceklerini söylüyor. Önerdikleri ücreti alacaklar.